65'ten merhaba değerli izleyenler. Van İl Kültür Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu yöresel keledoş yarışmasındayız. Toplam 30 yarışmacının katıldığı keledoş yarışmasında birinci olana tam altın, ikinci olana yarım altın ve üçüncü olana çeyrek altın ödül verilecektir. Evet değerli izleyenler, kanalımıza sponsor olarak desteklerini esirgemeyen Van'ımızın değerli esnafları Avrasya Protez, Turkuaz Halı ve Koltuk Yıkama Fabrikası Esra Biçek, Okur Ortopedi İmran Duymaz, Perdece Ender Acar, Ciğerci Suat Usta, Beş Yol Döner Veysel Akın ve ikinci şubesi Beş Yol Mevlana Döner Kebap Salonu'na katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, yarışma için hazırlıklar devam ediyor ve yarışma başlamadan önce ablamıza bir soralım. Ablacığım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Maşallah keledoşunuz güzel. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Kazanacağınıza inanıyor musunuz? Hak eden kazansın diyorum. Evet, hak eden kazansın diyoruz. İsteyen bir yemektir. Evet. Yani hak eden kazansın. Herkese başarılar diliyorum. Tarifini alabilir miyiz yoksa sır olarak mı kalsın? Yok, tarifini söyleyebilirim. Has şey özü olarak ak pancar, kurut, mercimek, nohut, den, onların önceden haşlayıp pişiriyoruz kavurma et. Sonra hepsini buluşturduktan sonra kurutu üzerine döküp onu da bir taşım kaynattıktan sonra hazır oluyor keledoşumuz. Yemeğe hazır oluyor, evet. Benim asıl meslek içecek üzeri bir seferde yemekte şansımı deneyim dedim. Gerçekten mi? Deniyorum, zevkle yapıyorum. Bakalım hayırlısı olsun. Keledoşu kendiniz yaptınız. İnanın öyle tasadüfen size bir mikrofonumuzu uzattık. Yarışmacı olduğunuzu bilmiyorduk. Normalde bayanlar yapıyor. Ama abimiz mesela cesaretine güveniyor. Nasıl oldu keledoşunuz? Yani kendim küçüklükten beri meraklı olduğum için, bir de devamlı mutfakta anneme yardımcı olduğum için zevkle yapıyorum. Seviyorum yemek yapmayı. Yapacağız bakalım, biz de bir şansımızı deneyelim. Tabii ki şans, ama kazanacağınıza inanıyor musunuz? Tabii inanıyorum. Onun için geldim zaten. Hadi inşallah diyelim. Evet değerli izleyenler, burada bir de ablalarımız var. Efendim merhabalar. Teşekkürler. Yarışmaya kendiniz mi katıldınız? Yok, eşim için geldim. Eşiniz katıldı. Evet. Peki abla, siz niye yapmadınız? Benden iyi yapıyor. Sizden iyi yapıyor. Evet, ona güveniyorum. İnşallah birinci olur. Evet. Peki, diğerlerine hiç... de başarılar dilerim. Peki siz evde keledoş yapıyor musunuz? Yok, hiç yapmadım. Bilmiyorsunuz. Hiç. Kaynanan biliyordu, ondan öğrendi. Ama boynuz kulağa geçti herhalde. Ama keledoş yapmasını bilen bir eşinizin olması bence büyük bir şans. Gerçekten gurur duyuyorum. İnşallah birinci olur. Ablamız koskoca bir tencere yapmış. Hepinize de yeterlidir. Ablacığım kaç kişi yeter? Vallahi ben diyorum yani 20 kişiye de yeter. 20 kişiye yeter. Ya vallahi. Yani bakabilirsin de. Yaptım. Evet, İnanın bir Van'a yetecek kadar burada keledoş var. Öyle yaptım. Evet. Bir Van'a yetecek kadar burada keledoş var. Ablamızın eline sağlık. Abla ellerinizden öpüyorum. Eliniz dert görmesin. Kazanacağınıza inanıyor musunuz? Vallahi ben hayırlısını diyorum. Evet. Hangisi iyidirse o kazansın. Vallahi iyi olan kazansın diyelim. Evet. Hak eden kazansın. Evet. Doğrudur. Efendim size başarılar dileriz. Vallahi teşekkür ederim. Siz de kızlarısınız. Evet, ben de kızıyım. Önce katıldın? Yok, daha önce hiç katılmadık. Abla daha önce katılmış mı? Hiç katılmamışım. İlk defa katılıyorum. Ama tabii yapıyordum. Evet, değerli izleyenler, yarışma başlıyor. O yüzden yemekleri yerine alacaklar. Evet değerli izleyenler, programımız başlıyor. Oh,
Evet değerli izleyenler, yarışma başladı ve yarışmacıların kablara doldurduğu keledoşlar jüriye gidiyor. Numaraya göre gidiyor ve orada puan verilecek. Şu an tabii ki burası biraz yoğun. Yarışmacılarımızın kaplara doldurduğu ve numara olarak belirlediği keledoşlar burada jüriye geliyor. Jüri tadına bakıyor ve ona göre değerlendirme yapacak. Evet, gördüğünüz gibi geliyor. Geliyor yarışmacılarımızın keledoşları geliyor. Kaplara numara bırakılmış. Hangi yarışmacıya ait olduğu zaten belli. Burada tadına bakılacak. Birinci, ikinci, üçüncü seçilecek ve ödülleri verilecek. Dilerseniz yaklaşalım jüriye, bakalım tadı nasılmış. Evet değerli izleyenler, jüri şu an tadına bakıyor. Efendim nasıl? Yani değerlendireceğiz. Değerlendireceksiniz. Evet. Bu olduk. Kaçıncı kap? Üçüncü. 30 kap kalacak. Evet. Yani bugün işimiz çok zor. Artık keledoş zehirlenmesi mi olur ne olur bilmiyoruz. Vallahi artık hakikaten kazansın diyoruz. Evet değerli izleyenler, Ümit Kaya Çelebi hocamız. Efendim nasıl? İyi valla. Bu 18. senedir geliyorum valla. Bu seneki tabi farklı, 2017'de tescil edilen keledoş. Özelliği orada çok güzel. İyi ki kaptık. Bunu kapmasaydı ondan sonra başkaları kapacaktı neredeyse. Nasıl, beğendiğiniz bir keledoş var mı şu an? Yani üçüncü turdayız. Evet. Çok. Şu andakiler hepsi küme düştü yani. İşte az İlgal Hanım'la da onu konuştuk. Daha 30 kap tadına bakacaksınız. Şu anda öyle çok fevkalade bir keledoş gelmedi yani. Senin kahvaltı yapmadan aç geldiniz. Valla ben bugün hiçbir şey yemedim. Yani çünkü 30'u hesaplanınca dedim şimdi rahmet geldi. Evet değerli izleyenler, yağmur da başladı. Yarışmamız devam ediyor. Daha üçüncü yarışmacının keledoş tadına bakılıyor. Onu böyle güzel et kullanmışsın ama keşke keledoşa doğru yapsın. Normal ettir bu. Kavurma da yani kavurma değil. Şimdi ben de normal etten yapıyorum. Ama bunda mesela hiç malzeme yok ama ben şahsen bunu... Hiçbir şey yok. Hangi yöreye ait acaba bu? Ama şimdi bazıları da gazalara göre yapıyor. Mesela yavaşa göre, bilmem çatığa göre, bilmem nereye. Kulübine kullanılmamış. Yok, buna hiçbir şey yok. Kullanmamış. Bir de at pancarı falan çok içinde. Yalnız biraz şey yaparlar. Evet. Evet değerli izleyenler, jüri keledoşlarının tadına bakarken yarışmacılar heyecanla bekliyorlar. Ablacığım heyecan var mı? Evet var, heyecan var. Nasıl olmuş keledoşun? Çok güzel olmuş, ben jürilerine söyleseler o olacak. Bak. Biz az önce oradaydık, size kopya vermek istiyoruz ama vermeyeceğiz. Biraz verelim. Allah hangisi hayırlısı onun nasip etsin. Bence de en iyisi hayırlısı diyelim. İşte iyi olan kazansın değil mi? Kazanacağına inanıyorum. İnanıyoruz, tam altın bizimdir. Bizim olacak tam altın inşallah. İyi olan kazansın, biz annemize çok güveniyoruz. Evet. Annenizin keledoşunu yıllardır yiyorsunuz. Hala ana yemeği bambaşkadır. Yemin ediyorum ana yemeği bambaşkadır. Ama biz başka kişilerin de yedik. İnşallah tam altın bizim olacak. Hayırlısı diyelim. Hayırlısı olsun, evet. Hayırlısı olsun. Evet değerli izleyenler, tabii ki yarışmacılar burada heyecanla bekliyorlar. Jüri de orada tadına bakarken yarışmacılar acaba benimki beğenildi mi diye merak ediyor. Ve burada başka ablalarımız var. Evet, evlerinde bir de çay getirmişler. Merhabalar. Merhabalar. Heyecan var mı? Yani annem adına heyecanlıyız biraz. Keledoşu kim yaptı? Annem yaptı. Yarışmada başarılar diliyoruz. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Elinize yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim, afiyet olsun inşallah. İnşallah beğenirsin inşallah. Ben... Her zaman yapıyor musun sen? Evet, çocuklarım beri yapıyorum. Yani benim Türkçem pek yok.
Ben yine konuşacağım. Şimdi mesela ne gerekse ben yaptım. İnşallah beğeniriz. Hayırlısı diyelim. Amenet ol, hayırlısıdır. Herkes birinci ben olayım diyor ama hayırlısı olsun diyelim. İyi olan kazansın. Amin amin inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Keledoş'u Semra yaptı. Semra Yavuzdoğ. Kız kardeşim. Kız kardeşiniz. Siz onun adına yarışıyorsunuz. Evet evet. Siz gelmedi. Geldi de o karşıya geçti, eşinin yanına gitti. Orada heyecanla bekliyor. Bekliyor, evet evet. Keledoşlar burada kablara konuyor ve numara belirlenerek jüriye gönderiliyor. Burada yoğun bir kalabalık var. Evet, böyle numaralandırıp jüriye gönderiliyor. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor abi? Çok güzel. Evet değerli izleyenler, biz fazla meşgul etmeyelim. Dışarıda yağmur olduğu için yarışma içeriye alındı. Bakalım jüri ne durumda? Efendim nasıl gidiyor? Henüz tamamlamadık. Kaçıncı yarışma? Değerlendirmeler devam ediyor. Şu anda 27.yi değerlendirdik. Sanırım 37 kişi. Daha 10 kişi daha var. Sonuca bakacağız. Şimdiye kadar beğendiğiniz var mı? Şimdi konuşmak pek hoş olmayacak galiba. Sonuçta konuşsak daha iyi olacak çünkü... Evet değerli izleyenler, yeni bir sipariş geldi diyelim. Hilal Hanım nasıl gidiyor? Vallahi güzel gidiyor, az kaldı. İnşallah Keledoş'u bulacağız. Önce konuştuğumuzda üçüncüydü. Evet, bu 8. oldu. 28. oldu. Evet. Yoruldunuz mu? Çok, yani artık gitmiyor diyeyim. Ama mecburen. Şey yapacağız, tatmayı da. Ona baka baka. Evet. Size kolay gelsin. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet değerli izleyenler, programımız devam ediyor ve birazdan sonuçlar açıklanacak. Evet değerli izleyenler, Van Valimiz Sayın Ozan Balcı da buraya geldi. Yarışmayı takip edecek. Sanırım ödülleri de kendisi verecek. Programımıza renk kattı. Ablamız heyecanla bekliyor. Evet. O koskoca tencereyi... Vallahi dağıtacağım buradakilerine. Götürmeyeceğim vallahi. Ablacığım kelleri çok güzel olmuş. Ama çok da güzel yapmışım. Vallahi daha artık bilmiyorum, şansa kaldı. Tabii ki ablamız o koskoca tencereyi, evet, sadece dağıtacağım. Sadece yarışma için değil. Ha, evet, halkı yemesi için de yazdı. Burada tabii çok lezzetli olduğu için buna inanıyorum. Allah inşallah, yani ilk defa yapmıyorum, çok yapıyorum. Sadece kelleri değil. İçli köfte yapıyorum, perde pilav yapıyorum, kül köftesi yapıyorum. Ondan sonra sulu köfte yapıyorum, pilavını yapıyorum, İran pirincini yapıyorum, neredeyse. Allah maşallah. Sen yapıyorum. Çünkü Van'a yerlisiyim, her yemek de elimden geliyor. Kepçe var teyze. Kepçe var mı? Çok aşırı doldurmanıza gerek yok. Kepçe yetmişiz. Evet değerli izleyenler, Keledoş'un tadına bakan bir de turistlerimiz var. Van Kalesi'ni gezmeye gelmişler ve tesadüfen buraya denk geldiniz. Efendim nasıl buldunuz? Vallahi yani bu tadı unutmuştum. Gençliğimde yemiştim daha önceden ama 40 yıldır Van'a ilk defa geldiğim için mükemmel bir yemek gerçekten. Van'ın milli yemeği. Vanlı mısınız? Vanlıyım, aslen Vanlıyım. Aslen. Kaç yıldır Vanlı? 1975'te Van'dan ayrıldım. Üniversite sınavları için gitmiştim. Bir daha da gelmedim. İlk defa geliyorum. Tesadüf Van'ı eşime gezdirmek için kaleye de getirmiştim. Ama şimdi bu Keledoş yarışı... Beğendiniz mi efendim? Çok beğendim. Çok beğendim. Yalısın efendim.
Çok teşekkür ederim. Ablamıza sorarım. Nasıl, beğendiniz mi? Vallahi ben ilk defa yedim. Çok güzeldi. Çok değişik bir yemek. Bizim yörenin her yemeği güzeldir. Mutlaka. Eşimden dolayı biliyorum birçok şeyinizi ama burası çok güzeldi gerçekten. Denk gelmemiz çok güzel oldu. Kaleye çıkmıştık. İnince burada gördük, geldik. Çok sağ olun. Yadısın efendim. Teşekkürler. Yadısın. Her zaman bekleriz. Peki ayran anaşını tattınız mı daha önce evet. Burada? Ayran aşını eşimin akrabalarından tattım. Çok teşekkür ederim. Evet. Teşekkürler. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ben size afiyet olsun. İyi gezmeler. Evet. Evet değerli izleyenler, jüri şu an sonuçları bekliyor. Birazdan sonuçlar açıklanacak ve bakalım altını kim kapacak. Jürimizin vermiş olduğu takdirleri doğrultusunda ben üçüncüyü açıklamak istiyorum. Yeminoğlu başvuruda olan Mine Konuk hanımefendi 100 üzerinden 66 altın puan aldı. Hediyelerini takdir etmek üzere kendisine alın. İkincisi Mikinoğlu sırada yer alan Nurcan Çelik 68 puan aldı. Birinci numarayı yazmayı unutmuşlar. Hocam? Yok, var. 8 numarada Güliza Mörder. 72 puan. Anlaşıyor ellerinizle. Dedim ki hem bizim emeğinize sağlık, elinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Şimdi birinci, ikinci ve üçüncüyü sahneye davet ediyorum. Sayın Münevver Ünsal Mercan, emekleriniz için çok teşekkür ederiz. Münevver Ünsal. Evet değerli izleyenler, yarışma sonuçlandı ve şu an birinci olan bir ablamızla beraberiz. Efendim tebrik ederiz. Teşekkür ederim, sağ olun, eksik olmayın. Allah utandırmasın. Altını kaptınız. Teşekkür ederim. Birinci olduğumuz. Yarışmaktı. Evet. Güzel oldu, değişiklik oldu. Ben evde de zaten büyük bir Instagram sayfam var benim. Orada da aktifim, sunumları, yemekleri çok seviyorum. Bugün de böyle kendimi denedim. İlk defa böyle bir yarışmaya katıldım. Bir değişiklik olsun dedim. Olsun. Teşekkür ederim. İsminizi alalım. Gülizar Yördem. Evet değerli izleyenler, birinci olan ablamızla görüştük ve şimdi de üçüncü olan ablamızla beraber efendim sizi tanıyalım. Mine Konuk. Efendim tebrik ediyoruz. Teşekkür üçüncü ederim. Üçüncü oldum. Sağ olun. Evet 38 kişinin içinde yine de iyiydi. Yeni iyiydim evet. Biliyor muydunuz kadın? Yani ben birinci olarak bekliyordum. 2-3 yine de iyi ama 38 kişinin içinde yine iyi. Hadi hayırlı olsun. Evet teşekkür ederim. Tamam kazansın dedik. Evet. Yine de iyi. Üçüncü de iyi. Evet. Alamayanlar. Evet 38 kişinin içinde yine iyi seçildik. Teşekkür ederim, sağ olun. Tabii ki ikinci olan ablamız kameraya çıkmak istemedi ve şimdi yanımızda jüri üyesi olan Sayın Hilal Dede var. Efendim nasıl geçti? Güzel bir yarışmaydı. 38 tane keledoşu değerlendirdik.
Bizim için önemli olan kriterler orijinal keledoş lezzeti olmasıydı. Hem kurut olacak, kurutla yapılmış olacaktı ve kavurmayla yapılmış olacaktı. Bu şekilde, yani buna önem verdik daha çok. Tabii lezzet de çok önemliydi, sunum çok önemliydi. Malum önce göze hitap etmesi lazım. Yani bu şekilde değerlendirdik ve hak edenin birinci olduğuna eminiz yani. Gerçekten farkını göstermişti. Olsun diye. Amin inşallah. Çok güzel bir şeydi, etkinlikti. Kültür Müdürlüğümüze de teşekkür ediyoruz. Size teşekkür ediyoruz efendim. Rica ederiz. Evet değerli izleyenler, Van İl Kültür Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu yöresel keledoş yarışması burada sona erdi. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.